El alemden en çok kim etkileniyor biliyor musun? En çok kim el alemi ciddiye alıyorsa, en çok kim el alemin söylediğinin peşinden koşuyorsa, en çok kendini kim el aleme kanıtlamaya çalışıyorsa el alemden en çok o etkileniyor. Ve çok enteresandır ki el alem en çok kendini kanıtlamak isteyen kişinin üzerine gidiyor. En çok onunla ilgili yorum yapıyor. Umursamayanı, kulak ardı edeni, söylenenlerin peşinden koşmayanı el alem zaten ciddiye almaz. Yani öyle bir kısır döngü ki aslında sen ne kadar el alemi ciddiye alıyorsan onlar da o kadar senin üzerine geliyorlar. Aslında vurdum duymaz olmak, yeri geldiğinde duymazdan gelmek, yeri geldiğinde umursamamak bir süre sonra onların senin üzerindeki etkisini de ortadan kaldırmış oluyor. Peki ne oluyor da bunları bu kadar ciddiye alıyorsun? Bunlarla ilgili her şey seni rahatsız ediyor. Muhtemelen insanlar tarafından çok fazla onaylanmak istiyorsun. Hatalı görünmek, eleştirilmek, eksik görülmek sende büyük bir rahatsızlık yaratıyor. İşte bu düşünce öncelikle hep onaylanmayla ilgili beklentini ortaya koyuyor ve bu gerçekleşmediğinde de ister istemez kendini kötü hissediyorsun. Bir diğer nokta, sen kendini eğer değerli hissetmiyorsan hep başkalarının verdiği ilgiyle, onayla ya da sosyal medyadaki like ile kendini değerli hissetmeye çalışıyorsun. Böyle olunca başka insanlara bir nebze bağımlı hale geliyorsun ve sürekli insanların seninle ilgili ne düşündüklerinin peşinde koşmaya başlıyorsun. Ama unutma, başkasının onayıyla var olduğun sürece onların eleştirisiyle de yok olabilirsin. Yani dibe batarsın. Sen kendinden emin olduğun sürece, yaptığın doğrulardan şüphe etmediğin sürece başkaları seni eleştirebilir. Başkaları senin yaptığını yetersiz bulabilir. Ama günün sonunda kendinden eminsen sen yine yoluna devam edersin. El alemi ciddiye almamanın bir diğer noktası da aslında onlarla ilgili beklentiyle yüzleşmek. Şayet başkaları tarafından sürekli sevilme, kabul görme, değer görme, onaylanma ile ilgili bir beklentiye sahipsen, onların her dediğini ciddiye almak zorundasın. Çünkü sen o ilgiyi, o onayı veya o sevgiyi kaybetmemek için sürekli onların istediği gibi davranmak zorunda hissedersin. Onların beğendiği şeyleri arttırırsın, onların eleştirdiği şeyleri senin gerçeğin olsa bile, senin doğru olsa bile vazgeçmek zorunda kalırsın. İşte burada şunu görmen gerekiyor. Başkalarının üzerine kurduğun hayat bir süre sonra onlar tarafından yönetilmene neden oluyor. Başkalarının üzerinden yaşadığın mutluluk onlara seni bağımlı hale getiriyor ve sen bağımlı olduğun kişi tarafından sürekli yönetilmeye mecbur hale geliyorsun. El alem problemi aslında her zaman ve her zaman zihnimizde olan bir problemdir. Bir süre sonra sen aslında kendi yarattığın bir tribüne esir hale geliyorsun. Bunun için yapman gereken şey öncelikle kendinden şüphe etmeyeceksin, doğrularına şüphe etmeyeceksin. Kim ne derse desin ben kendimin ne olduğunu biliyorum gerçeğini sürekli kendine hatırlatacaksın. İkincisi, el alemden beklentilerini gözden geçireceksin. Yani sevilmek, değer görmek, onlar tarafından takdir görülmek ve herhangi başka biriyle ilgili o yüksek beklentini biraz daha kendine yöneltmeni istiyorum. Yani kendinden çok başkasından az bekleme felsefesini oturtmanı isterim. Kendine iyi bak, hoşça kal.